Cem biraz ayağı kırıklı oldu benim için. Bence Cem pasif kaldı. Yani aktif olması lazım. Giden bir şey var. Gemi kaçıyor. Kaçan gemiyi yakalayıp atlayacaksınız. Ekibi bir arada tutacak bir lider yok açıkçası. İyi liderlik yapamadı. Serdar'da bir performans ve konsantrasyon düşüklüğü var. Restoran işleten arkadaşlarımızın ekibe katkısının çok olduğuna inanmıyorum. Tabii efendim. Buyurun lütfen, Tuncer Bey sizi bekliyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Begüm nasılsın? Geçmiş olsun. Daha iyi hissediyor musun bugünkü? Çok şükür. Evet, biraz yorgun gözüküyorsunuz. Lokanta işletmeciliği evet. Sizi biraz yormuş galiba. Gizem, sen bu hafta liderdin. Nasıl, memnun musun çalışmalardan? Ekibimden, ellerinden gelen her şeyi yaptıkları için memnunum. Kendimden de lider olarak. Onlar benden memnun olduğu için ve restoranın sahibinden övgü aldığım için memnunum. Baran, sen lider olarak çalışmalardan memnun musun? Biz de bütün hava koşullarına rağmen çok keyifli bir şekilde çalıştık arkadaşlarımı. Herkes yağmura rağmen cansıpane bir şekilde ekip için her şeyini ortaya koydu. Peki, hemen yardımcılara dönelim ve Lütfi Bey, hanımlar nasıldı bu hafta? Kızlarımızdan bir tanesi bildiğiniz gibi bir rahatsızlık geçirdi. Dolayısıyla onlar ekip olarak bir eksik ile çalıştılar. Buna rağmen morallerini bozmadan çalıştıklarını gözledik. Sıkı bir ön hazırlık yapmış idiler. Ve de ellerinden gelenin tümünü yaptıkları görüldü. Aralarında zaman zaman ufak tefek tartışmalar yaşandıysa da bunu işlerine fazlaca bulaştırmamayı becerdiler Tuncay Bey. Ali Hanım, siz? Tuncay Bey, beyler bir anlamda kendi sahalarında yarıştılar bu hafta. Çünkü içlerinde 3 tane restoran işletmecisi var. Dolayısıyla biraz avantajlıydılar gibime geliyor. Ben görevleri süresince sadece ekipte biraz motivasyonlarının düşük olduğunu gözlemledim. Peki neticelere gelelim. Kızlarımız restoranın gelirini geçen haftaya göre sadece %19 arttırabilirler Tuncay Bey. Evet. Evet, beyler. Beylerin rakamı %11. Hanımlar, sizi kutluyorum. Azminiz ve çalışkanlığınızla erkekleri bir kez daha mat ettiniz. Ve sizi ödül olarak da Mucizeler Komedisi müzikaline yolluyorum. Dolayısıyla sizleri tekrar kutlarım. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler size ve iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Beyler, sizlere gelince yine
Kaybeden taraf sizler oldunuz. Dolayısıyla yine sürütünüze gidip toplanmanızı istiyorum. Ve enine boyuna tartışın, konuşun. Şu suallere cevap bulmaya çalışın. Nerede hata yaptınız? En çok hatayı kim yaptı? En pasif ve uyumsuz olan kimdi? Bunların cevaplarını isteyeceğim sizden. Yarın bavullarınızla yönetim kurulu toplantı odasında sizi bekliyorum. Aranızdan bir kişi evine dönecek. Gidebilirsiniz. Arkadaşlarımız vardı içimizde ama bence sadece Ahmet gereken organizasyon desteğini verdi. Öteki arkadaşlar pasif olarak destek verdiler. Serkan ve Ahmet Yaşar'ın kurulu düzenden haricinde ekstradan bir katkısı olmadı. Ben bunu gözlemleyemedim. Sadece adisyon alıp müşterileri yerine oturtmakla bu iş kazanılmaz. Şu sesi duymak istemiyorum ya. Ben de aynı kadar sesi duymak istemiyorum. İnsanım ses değil. Ya benim şu sefer gelmesin. Kendim Baran'ın yerine koyduğumda kontenjanlarımdan birini Cem'e ayırıyorum. Nedenini şöyle açıklamak isterim. Kesinlikle işe konsantre olamadı. Elinden geleni vermeye çalışmadı. Diğer herkes egolarını yendi. Herkesin egoları var. Burada herkes kariyer sahibi. Ama herkes onları yenerek çalıştı. O egosunu yenemedi. Baran yanında götüreceği iki ismi veremeyebilirim ama ben üç isim tahmin ediyorum. Üç isimden ikisini seçeceğini düşünüyorum. Serkan Kutlu, Ahmet Yaşar ve ben. Hani dürüst olmak gerekirse belki bir baskı hissediyorum. O da kimi seçmem gerektiği konusunda, kimleri seçmem gerektiği konusunda. Orada da birkaç rasyonelite var uygulayabileceğim kendi kafamda. Onun en mantıklısını, bana en karakterime uygun olanı seçmeye çalışıyorum. Baran planlamada çok iyi bir liderdi. Stratejimizi geliştirirken her şeyi iyi yönetti, takımı oluşturmakta. Ama sahada bazı açıklar ortaya çıktı. Baran çok iyi bir liderlik yapmadı. Çünkü bana göre bir liderin en önemli özelliği ekipteki insanları peşinden sürükleyebilmesidir. Onları motive etmesidir. Baran bu konuda kendisi motivasyonunu kaybettiği için zaten diğerlerini motive etmesi mümkün değildi tabii ki. Kaç kişiydik o zaman? Kaç kişi kaldı şimdi? Boardroom. Beni tehdit ettiler de, para yedirdiler de. Allah Allah. Ben sana 50 milyar verdim. Efendim. Tuncay Bey sizi bekliyor. Buyurun lütfen. Teşekkürler.